أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.
Ya eyyetuha nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyatan فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına üven de Hak rızasın vermez mi? Sen anın kapısında aman Allah'ım desen, o alemler sultanı lebbeyk kulum demez mi? Böyle diyor Alvar imamı Efe Hazretleri. Biz mübarek Ramazan ayında yeniden iftara doğru programıyla sizlerle birlikteyiz. Programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladık kıymetli izleyicilerimiz. Efendim, değerli izleyiciler, bugün de kıymetli hocamızın değerli Kayseri İl Müftülüğü vazifesiyle uzun yıllar vazife yapmış, ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevinden emekliye ayrılmış, halen daha gönüllerimizde vaazlarıyla, nasihatleriyle, sohbetleriyle yer etmiş çok değerli hocamız Necmettin Nur Saçan hocamızın evinde misafiriz. Kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz bizi hanesinde misafir ettiği için. Ben de teşrifinizden dolayı size teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Sıhhatiniz, afiyetiniz yerindedir inşallah. Rabbimize hamd ediyoruz. Fırsat veriyor, kullarıma hizmet edesin diye fırsat veren Rabbime hamd ediyorum. Cenab-ı Hak hamdinizi, şükrünüzü daim eylesin efendim. Ömrünüz mezid olsun. Allah razı olsun. Muhterem hocam, kıymetli efendim, mübarek Ramazan ayındayız. Günler çok çabuk geçiyor. Tüketiyoruz. İnşallah tuttuğumuz oruçlar da bizi tutuyor. Kıldığımız namazlar da bizi kılıyordur. Dolayısıyla mübarek Ramazan ayı içerisinde biz nasihatlerinize muhtacız. Allah söyleyeceklerinizin bizim gönlümüzdeki tesirine muhtacız. O nedenle buyurun efendim, bize Ramazan-ı Şerif için neler söylersiniz? Efendim, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. Ramazan-ı Şerif'te dört şeyi çoğaltınız. Evet efendim. İkisiyle Allah'ı hoşnut edersiniz. Diğer ikisinden de zaten geri duramazsınız. Neymiş bunlar? Bir, tevbeyi çoğaltın. İki, tevhidi çoğaltın. Evet, Allah hocam. Allah. Demek tevbeyi çoğaltın. Tevhidi çoğaltın. İnne Allah yuhibbu tevvabine ve yuhibbul mütedahhirin. Allah çok tevbekar olanlarla titizlikle temizliğe riayet edenleri sever buyruluyor. Yani şöyle kulluk karneme bir bakmalıyım. Evet hocam. Bu cihanda iki mühim görevim var benim. Yaratana tazim, yaratılmışa şefkat. Bunda ne gibi eksiklerim var? Komşumla görüşmüyorum. Akrabamla küsüm. Bazı kötü alışkanlıklarım var. Evet. Eşime karşı çok sert davranıyorum. Çocuklarımla ilgilenmiyorum. Karnedeki zayıflar bunlar. Bütün notlar sıfır. Öyleyse bunlara tevbe ya Rabbi, hata rahına gittiklerime, bilip ettiklerime, bilmeyi ettiklerime. Ey halk içinde ulu, olmuş nefsinin kulu. İşit ey yaman huylu, tevbeye gel tevbeye. Sakalına baka bak, karayken oldu ak, dünya sana kurdu fak, tevbeye gel, tevbeye. Uça gide can dahi, kuru kala ten dahi, Yunus Emre sen dahi, tevbeye gel, tevbeye. Bir günde ben
100 kadar tevbe ederim, istiğfar ederim diyor Peygamberimiz. Bir günde 100 kadar istiğfar ederim diyor. Rabbimiz de bakın, tubu ilallahi cemiyan eyyuhel müminun leallekum tuflihun. Ey müminler, topyekun tevbekar olunuz ki mutluluğa erebilesiniz. Yani şu koronavirüs belası da bu yıl bize müthiş bir mesaj verdi. Evet. Müthiş bir mesaj verdi. Ne mesajlar verdi? Koca koca devletler gözle görülmeyen bu virüsün karşısında dize geldi. Ya eyyühen nasu entümül fukarau ilallah. Ey insanlar, hudutsuz ihtiyaçlarla Allah'a muhtaçsınız. Elhak. Yani onu anlayayım işte, bakın gücüm yetmiyor. Peki sonra akrabam ile, akrabamı unutmuşum, komşuyla görüşmüyorum. Allah'ın rahmeti yedullahi alel cema'a. Allah'ın yardımı birlik üzerinedir. Mefharet dedikleri bir cihan kavgasıdır. Olmaya cihanda bahtu saadet vahdet gibi. Kanuni'nin sözü bu. Yani cihanda bir böyle birlik gibi mutluluk sebebi yoktur. Ömrünün uzun, rızkının bol olmasını isteyen sıle-i rahimde bulunsun. Akrabası ile yakın ilgiyi devam ettirsin. Yani demek ki şöyle hatalarımı gözümün önüne getirmeli, ondan tevbekar olmalıyım. Sevgili Peygamberimiz bakın, Hazreti Ali, Hazreti Fazlı'nın kollarında. Evet. Son kez ashabın huzurunda. Ashabım, sizden ayrılacağım için kederliyim. Rabbime kavuşacağım için neşeliyim. Ashabım, ben de hakkı olan varsa lütfen gelsin hakkını alsın. Ya Resulullah, canımız feda. Bizim sizde ne hakkımız olabilir? Bu bana ikram değil. Ya. İçinizde bugün bana en sevgili olanınız, şayet bende hakkı varsa hakkını alandır. Kul hakkıyla beni Rabbimin huzuruna göndermeyin. Allah Allah. Bunu diyen bir peygamber efendi. Ya öyle ya. Ve işte bakın bunun üzerine sahabeden biri, ya Resulallah filan zaman siz şuraya 3 dirhem yardım et diye emir buyurdunuz, ben de yardım ettim ama o bana ödenmedi. Fazlı, derhal onu öde. Efendimiz bakın kul hakkı konusundaki hassasiyete bakın ve o mesajlarında ne veriyor? Kölem, cariyem demeyin. Kölelerinize eziyet etmeyin. Oğlum, kızım deyin. Kölem, cariyem demeyin. Yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Hanımlarınıza zulmetmeyin. Evet hocam. Namaz, namaz. Allah Allah. Allah Resulü'nün son tavsiyeleri. Ashabım, dua etmemi isteyeniniz var mı? Birisi ayağa kalkıyor. Ya Resulallah, ben uykucu bir adamım. Kötü alışkanlıkları olan bir adamım. Efendimiz dua ediyor onun için. Birisi daha ayağa kalkıyor. Ya Resulallah, ben münafık bir adamım. Yapmadığım kepazelik yoktur. Her kötülük var bende. Hazreti Ömer diyor, be adam yahu, kendini rezil ettin yahu. Allah Allah, milletin içinde söylediği laflara bak. Efendimiz ne diyor? Ömer, dünya rezilliğinin önemi yok Ömer. Ya. Ahiret rüsvaylığı daha ağırdır Ömer. Allah Allah. Allah, Allah. Yani bu sözlerden şunu demek istedim. Yani gelin bu mübarek Ramazan'da kulluk karneme şöyle bir bakayım. Kötü alışkanlıklarımdan ne zaman vazgeçeceğim yahu? Kendi yaramı kendim sarmalı ve tevbekar olmalıyım. İki, tevhidi çoğaltmalıyım. Demek ki zamanla elbisemiz eskiyor, bunu yenilemek gerekiyor mu? Efendimiz o yüzden imanınızı da yenileyiniz buyuruyor.
Bakın çocuklarınız konuşmaya başladığı zaman onlara la ilahe illallah'ı öğretin. Ölmek üzere bulunan kişiye de la ilahe illallah'ı telkin edin. Men kâne âhire kelâmihi la ilahe illallah dehalel cenne. Kişinin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girdi gitti. Ön sözümüz la ilahe illallah. Son sözümüz la ilahe illallah. Hayat bu ikisinin gölgesi arasında geçmeliymiş demek. Kitaplarda yazılıdır. Gönüllerde gizlidir. Söylenecek söz budur. La ilahe illallah. Allah dede seninle. Rabbim her an seninle. Yad et daim dilinle. La ilahe illallah. Gönülleri bol eyler. Dağı taşı yol eyler. Sultanları kul eyler. La ilahe illallah. Yunus da bunu dedi. Yanar yürek aşk odu. Mevla'nın güzel adı. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Gelin sevgili peygamberimizden şu hadisleri nakledeyim. Meselül mü'min kemeselil attar. Müminin benzeri güzel koku satan adam gibidir. Güzel koku satan adamın yanına varınca ya bir kokusuna bak diye lütfen teberrüken size ikram eder ya da siz satın alırsınız. Hulasa güzel kokmaya başlarsınız. Yani müminle oturursan fayda görürsün, evet, yürürsen fayda görürsün, ortaklık yaparsan fayda görürsün, komşuluk yaparsan fayda görürsün. Bir başka Efendimizin teşbihine bakın. Mümin bal arısı gibidir. Allah Allah. Hani edebiyatta benzeyenle benzetilen arasında bir benzeyiş yönü olur. Arslan gibi adam deyince pazulu, omuzlu, baba yiğit bir adam akla gelir. Yani mümin bal arısı gibidir. Evet. Bal arısı çalışkan. Evet. Mümin çalışkan olacak. Evet. Bal arısı yapıcı. Bakın o bal koyduğu yer altıgen. Ne demek esprisi? Mekandan azami, mekan israfı yok. Allah evet. Allah. Peki yaptığı şeyde şifa var diyor yani. Verdiği gıda. Faydalı. Zehirli bir böcek en güzel gıdayı veriyor. Aralarında ahenk var. Ana arı, işçi arı, kraliçe. Aralarında yabancıyı sokmuyorlar aralarına yani. Ahenkli bir, disiplinli bir çalışma var. 10 kilometre doğuya, 10 kilometre batıya gidiyor. Güneşin tutulacağını hesap edip hem... Demek müminin feraseti olmalı. İttegû ferasetel mü'min fe innehu yenzuru bi nurillahi teâlâ. Müminin ferasetinden sakının. O Allah'ın nuruyla bakar. Öngörüsü vardır. Demek ki onun yağmur yağacağını antenleriyle hissediyor. Sanki meteoroloji uzmanı. Evet. Hemen şaşırmıyor. Üçgenin sivri ucu gibi kovanının yerini biliyor. Evet. Ve oraya geliyor. Peki arının bal yapmasına hangi şeyler mani oluyor? Karanlıkta bal yapmıyor. Cehalet karanlığı. Ya ey hasmı hakiki, seni öldürmeli evvel. Sensin bize düşmanları üstün çıkaran el. Ey sine-i İslam'a çıkan kapkara kabus. Sana uymakla ne din kaldı ne namus. Cehalet bu. Cinayet işleniyor. Evde huzur yok. Hanımına sert davranıyor. Kırıcı davranıyor. Neyle buna? Cehaletle bütün bunlar. Hep cehalet. Peki arı rüzgarlı havada da bal yapmıyor. Sen ben rüzgarı olursa evet. Bal yapmıyor demek ki. Peki duman verirsen, kovana duanı verir, duman verirsen bal yapmıyor. Yani Müslüman helal, Kabe'nin gölgesindeki dualarımızdan biri bu. Allahümme agnini bi halalike an haramik ve bi da'atike an masiyetik. Ya Rabbi helalınla doyur, harama düşürme. Helal yolu geniştir. Harama ne lüzum vardır?
iffetli, namuslu, şerefli eşi dururken başka yerlerde mutluluk arıyor. Ve işte o zaman bal yapamıyor. Bal yapamıyor. Şahsına, ailesine, insanlığa bal yapamıyor. Evet efendim. Sözü yok efendim, devam ediyoruz. 10 dakikamız var. Peki şimdi iki şey var ki ondan da zaten geri duramazsınız. Buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Allah'ın rahmeti coşmuşken cennetini isteyin, cehenneminden de himayesine sığının. Evet. Yani şu ayeti kerimeye bakın. La yestevi ashabun nar ve ashabul cennet. Ashabul cenneti humul faizun. Cennet yaranı ile cehennem yaranı bir olmaz. Cennet yaranıdır ki mutluluğa eren. Cehennem yaranı boş ver, o bahsine değmez der gibi ayetteki edebi özelliğe bakın. La yestevi ashabun nari ve ashabul cennet. Ashabul cenneti humul faizun. Şu hadis-i şerifi de buna ilave edeyim. Cehennemde dört şey var, cehennemden acı. Cennette dört şey var, cennetten üstün. Neymiş bunlar? Cehennemde dört şey var ki cehennemi unutturuyor. Cehennemden daha acı ne olabilir? Cehennemden acı. Cennette de dört şey var ki cennetten üstün. Allah. Değerli seyircilerimiz merak ettiler. Ettik, evet, öyleyse izah edelim. Bir, cehennemdeki o dört acı şey neler? Bir, melekler diyorlar ki cehennemin kapısına gelmişler. Siz niye buraya geldiniz ya? Elem ye'tikum nezir. Buraya haber veren gelmedi mi? Geldi ama lev kunna nesme'u ev na'kilu. Ya söz dinleseydim ya da aklımı erdirseydim. Ağla gözüm ağla hicran yaraşır. Bu asi kula hüsran yaraşır. Diyecek ama bir faide vahşeder mi heyhat. Vaktinde edilmeyen nedamet. Peki ikinci acı şey ne? İkinci acı şey şeytanların vefasızlığı. Dünyada haramı süslü gösteren şeytan diyor ki فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا اَنْفِسَكُمْ. Arkadaş beni suçlayıp durma. مَا اَنَا بِمِسْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمِسْرِخِيَ. Ne ben seni kurtarabilirim ne de sen beni kurtarabilirsin. Evet ben seni kandırmaya çalıştım ama sen de bahaneye bakıyordun. فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا اَنْفِسَكُمْ. Beni suçlayıp durma. Herkes derdini, kederini içine akıtsın. Benden sana fayda yok. Başının çaresine bak. Allah. Yani böyle haramları süslü gösteren hain başının çaresine bak. Benden sana fayda yok. Aklını kullanaydın diyor. İşte bu da cehennemden acı olan bir şeydir. Bu iki oldu hocam. Bu iki. Üç. Rabbena galebet aleyna şıkvetuna ve kunna kavmen dallin. Ya Rabbi biz bedbaht insanlardık ya Rabbi. Ne olur bizi bir kere daha dünyaya gönder. Eğer bu sefer de kulluk etmeyecek olursak gerçekten o zaman suçluyuz ya Rabbi. Kalehse'u fiha ve la tükellimun. Yıkılın, konuşmayın. Allah Allah ya böyle Allah böyle der mi ya? Yıkılın, konuşmayın. Ha, nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir. Tekdir ile uslayan, uslanmayanın hakkı kötektir. Kulum buyur cennete. Ya ben gitmem. Gitmezsen sen bilin. Orada dur demiyor. Bak keyfini ya arkada cehennem var ha. Gel şu ağzın tadıyla cennete gel. Ya ben gitmem. Gitmezsen sen bilin demiyor. Bak arkada cehennem var. Yani illa cennete gel demektir. Ama buna rağmen laf dinlemiyor. Gelmiyor. Evet. Bunları laf zannediyor. Ve dördüncü acı şey ne? Ya kimi gücendiriyorsun sen ya? Dünyaya geldi. Anamızın göksünü bize çeşme etti ya. En güzel gıda, en güzel mama ana sütüdür ya. Bünyemizin gelişmesine göre Cenab-ı Hak sütün terkibini de değiştirdi. Ondan sonra
yerleri, gökleri, bitkileri, dağları, denizleri hepsini bizim hizmetimize verdi ya. Böyleyken nasıl nankörlük eder? Kimi gücendiriyorum? Kimi? Yani işte asıl en acısı da budur. Allah'ın gazabına sebep olmuş olmaktır. Yahu şu Ramazan günü evimize geldin, iftar sofrasında tatlı şeyleri söylesen ya bize. Evet, cennette dört şey var ki, evet, o da cennetten üstün. Evet, onlar neler? Bir, meleklerin tebriki. Allah Allah. Ne diyorlar? Selamun aleykum bima sabertum fe ni'me ukbeddar. Selam müminler, selam. Sabrettiniz, hak ettiniz, tebrikler, tebrikler. Cenneti unutuyorlar. İki, Rabbimiz diyecek ki, ehli cennet, ebedi yaşayacaksınız. Ölüm yok, hastalık yok, ülser yok, kanser yok, iflas yok, nimetin azalması yok, başa kakılması yok. Razı mısınız? İyi ya Rabbi, ya Rabbi nasıl razı olmayalım? Hayalimizden geçmedik, servetler, devletler, güzellikler lütfettin. Sen nasıl razı olmayalım? Ehli cennet, bundan da üstün bir şey var, onu vereyim mi size? Düşünemiyoruz ya Rabbi, bundan üstün ne olur? Kullarım, ben birinden razı oldum mu, hesap sormam, azap etmem. Ve rıdvanüm minallahi ekber. Allah'ın hoşnutluğu, büyük o ne siz. Büyük şey. Sizden razı oldum ey ehli cennet. Çok mutlu oluyorlar, cenneti unutuyorlar. Kullarım, bundan da üstün bir şey var. Onu vereyim mi size? Ya Rabbi bunu düşünemiyoruz. Bize böyle sonsuz güzellikler, servetler, devletler, nimetler. Yani gözü bir yere bakıyor, sanki çakılıyor oraya. Melekler uyarıyor. Zannediyor ki güzellikte zirve. Bir de şuraya bak hele. Falan diyorlar. Böyle olan bir yer cennet. Bütün bunlardan da üstün bir şey var, onu vereyim mi? Ya Rabbi onu düşünemiyoruz. Ve ledeyna mezid. Bizim katımızda bir armağan var. Nedir o armağan? Vücuhun yevme izin nadiretun ila rabbiha nadira. Nice yüzler Allah'ı görecekler. Sevinçten pırıl pırıl yanacaklar. Eşine dönünce eşi diyecek ki, efendi hayran oluyorum ya, bu ne güzellik ya, bu ne nefis koku. Hanım, aynı hali ben de sende görüyorum diyecek. Aşık oldum ben Allah'ın adına, doyamadım lezzetine tadına. Bana Allah gerek, cihan kâr etmez. Benim gönlüm didar ister eğlenmez. Yunus öyle diyor, cennet, cennet dedikleri, birkaç köşkle, birkaç huri, isteyene ver anları, bana seni, gerek seni, ahilere ahiret gerek, sofilere sohbet gerek, mecnunlara Leyla gerek, bana seni, gerek seni. Aman ya Rabbi. Hocam Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin inşallah. Amin, amin. Sohbetinizle müşerref olduk. Allah razı Allah olsun. Allah sizden efendim razı olsun. Efendim iftara çok yakın dakikalar var artık. Eğer duaların kabul oldu. Şu demle bir dua buyursanız. Oldu. Amin deseydin. Peki efendim. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Allahümme leke sumt amin. Ve bike amend ve aleyke tevekkel ve ala rızkike eftar. Ya vasi'al mağfire, ighfir li vel valideyye ve lil mü'minine yevme yekûmul hisâb. Eftara indekumus sâimûn ve ekele ta'âmekumul ebrâr ve sallet aleykumul melâike. Ya Rab, senin rızan için oruç tuttuk. Senin verdiğin rızıkla iftar ediyoruz. İş bu güzel nimetleri yiyenlere, hazırlayanlara sıhhat ve afiyet, kazananlara bereket, ölmüşlerimize rahmet, yuvalarımıza, yurdumuza, iş yerlerimize huzur, saadet ve başarılar ihsan eyle. Amin. Ya Rab,
daha önceki Ramazanlarda hayatta olup da şimdi aralarımızda bulunamayan cümle geçmişlerimizin ruhlarını, şahat makamlarını cennet eyle. Amin. El açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, amin, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarı ve bereketler ihsan eyle. Amin. Ya Rab, Malikul mülksün, malikul mülüksün, mukallibül kulubsun. Mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Gönüllerimizi sevgi, saygı duygularıyla meşbu eyle. Amin. Bizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandır. Kur'an-ı Mübini yuvamızın, yurdumuzun avizesi eyle. Sıratta yolumuza nur, mahşerde şefaatçi eyle. Güç yetmez, takat gelmez kulluk imtihanlarıyla bizi muahize etme. Amin. Ahir ve akıbetimizi hayr eyle. Amin. Cennet ve cemalinle ikram eyle ya Rab. Amin. Hayırların fethi, şerlerin def'i, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için. El-Fatiha. Evet kıymetli izleyicilerimiz, bu güzel dualara amin diyerek ellerimizi semaya, gönüllerimizi Mevla'nın rahmetine, himmetine açarak şu güzel demlerde programımızı kapatıyoruz. Bizi hanesinde misafir eden, konuk eden değerli hocamıza, kıymetli Necmettin Nur Saçan hocamıza namütenahi teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak kendisinden razı olsun. Ömrünü uzun eylesin inşallah. Sultanım illallah, Sübhanım illallah, Sultanım. Her ehli dişardan olur, feryat eder vakti seher. Allah, 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 Allah. Hulusi aşık saneler, dur yatma gel vakti seher. Hulusi aşık saneler, dur yatma gel vakti seher. Bak gör ki alem sertesef.
feryat eder vakti seher. Bak gör ki alem serçese, feryat eder vakti seher. Allah, 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 Allah.